Merhaba. Anadolu Arkeolojisi'nde son yıllarda oldukça ünlenen ve çok ziyaret edilen dağlarda biraz uzaklarda kalmış bir antik kentteyiz. Kibira Antik Kenti'ndeyiz. Hemen Burdur'un eski adıyla Horzum, bugünkü adıyla Gölhisar ilçesinin kuzeyindeki yamaçlara yayılmış bu görkemli kenti hep beraber geleceğiz. Burdur ili Gölhisar ilçesinde antik Kragos, günümüz Akdağ silsilesinin doğusunda yaklaşık 1000 ila 1600 metre yükseklikteki Kibira Antik Kenti, 2016 yılında ulusal öneme haiz sulak alanlar statüsüne alınmış, Dalaman Çayı'ndan beslenen Gölhisar Havzası'na hakim konumda teraslar üzerine kurulmuştur. Antik kent, günümüzde olduğu gibi antik çağda da kıyı İç Ege, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'i birbirlerine bağlayan kesişim noktasındadır. Kibira'nın konumlandığı Gölhisar ve çevresi, Demir Çağı başlarında Antik Likya coğrafyasının kuzeyindeki Kabalya veya Kabalis olarak tanımlanan bölgeye dahil edilir. Kibira Antik Kenti'ne doğu yönden gelen muhteşem bir yol var. Bu yol kazılarla açığa çıkarılmış. Aslında kentin burada kurulduğu Helenistik dönemde, M.Ö. 4. yüzyıllarda aşağı yukarı yapılmış ve ondan sonra sürekli kullanılmış. Orijinal hali bozulmadan eklemelerle. Milattan sonra 417 yılında Kibira'yı neredeyse yerle bir eden bir deprem meydana geliyor. O depremde oldukça hasar görmüş. Biz bu tür uygulamaları birçok antik kentten tanıyoruz. Hatırlayalım, Anadolu'da Yunanistan aksine kentler ve mezarlıklar iç içe olabiliyordu. Ama bu tür şehre gelen böylesine görkemli yolların iki yanında mezarlarla, anıt mezarlarla süslemeleri biz birçok örnekten biliyoruz. İşte Termesos'tan biliyoruz mesela, Kyenai'dan biliyoruz mesela. Yani birçok Likya kentinden, Pisidya kentinden biz bunu görüyoruz. Hani insanlar o kentin işlek bir bölgesinde, sürekli gelen gidenlerin olduğu bir bölgede mezarlarının olmasını, isimlerinin hatırlanmasını istiyorlar. Yine bu yol üzerinde yapılan kazılarda ele geçen değerli friz parçaları var. Kibira tabii ki o Odeon'daki Medusa kadar başka bir sıfatıyla daha ünlü. Gladyatörler kenti olmasıyla ünlü ve antik dünyanın bilinen en uzun, en kapsamlı gladyatörler frizi işte bu alandan ele geçti ve bugün Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Kibira nekropolleri ilk kez 19. yüzyıl araştırmalarında Petersen ve von Luschan tarafından kayıt altına alınmış, 2000'li yılların başlarında ise Thomas Korsten mezarlardan ele geçmiş epigrafik verileri değerlendirmiştir. Kente girişi sağlayan antik yol, aynı zamanda nekropol yolu olarak anılmaktadır. Bu alanda 2014 yılında yapılan çalışmalarda kentin Helenistik dönemine ait veriler sunmuş bu dönemde, Roma İmparatorluk dönemine göre kremasyon gömünün inhumasyon gömüye göre daha revaçta olduğu anlaşılmıştır. Kibira'da Şükrü Özü Doğru Başkanlığında devam eden ve her yıl yenilenen sayısal belgeleme çalışmalarında, kentin etrafını saran
4 ayrı nekropoliste toplamda 126 yeraltı oda mezarı, 474 lahit kapağı, 222 lahit teknesi, 160 sunak ve 9 adet de anıt mezar tespit edilmiştir. Nekropollerde devam eden kazı çalışmalarında kentteki ölü gömme geleneği M.Ö. 2. yüzyıldan M.Ö. 7. yüzyıla kadar takip edilebilmektedir. Evet, nekropol yolundan devam ettiğinizde bugün ayakta olmayan ama temelleri ve mimari elemanları görünen anıtsal bir şehir kapısından girerek kente giriyorsunuz. Ve stadyon sizi karşılıyor ama burada hoş bir sürpriz bizi bekliyor. Hani hep anlatıyoruz, biz gidiyoruz bir antik kente, bir bakıyoruz ona fotoğraf gibi ve o anını görüyoruz ama orada aslında belki 300-400 yıllık bir süreç var. İşte burada stadyonun hemen doğu duvarının arkasında Helenistik döneme ait bir mezar açığa çıkarılmış. Çok ilginç bir şekilde stadyonu yapan ustalar ya da inşaatçılar o mezarı tahrip etmemişler. Olduğu gibi korumuşlar ve oturma sırasını, tribünü onun hemen üzerinden geçirmişler. Şimdi buradan Kibira'nın görkemli yapılarından olan stadyona devam ediyoruz. Görkemli Kibira Stadyonu'nun inşa faaliyetlerinin İlyus Claudius'lar döneminde özellikle M.Ö. 23 depremi sonrasında başladığı, ekleme ve genişlemelerle son halini M.Ö. 3. yüzyıl başında kazandığı kabul edilmektedir. Stadyonun pist uzunluğu 195 metre, genişliği 42 metredir. 10.500 kişi kapasiteli yapı, Anadolu stadyonları içinde özel bir öneme sahiptir. Sfendonesi güneyde, oturma sıraları ise batıda 21, doğuda 7 basamaklıdır. İzleyiciler yapıya güney yönden 8 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğinde 5 geçişli anıtsal bir propilondan geçerek girer. Batı oturma sıralarının arkasında 190 metre boyunca devam eden revaklı yürüme alanı günümüzde yıkık durumdadır. Ancak bulunan yazıtlardan bu alanın İmparator Septimus Severus ve Caracalla döneminde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Stadyon alanı çok çeşitli müsabakaların yanı sıra özellikle M.Ö. 150-200 yılları arasında acımasız ama görkemli gladyatör oyunlarına sahne olmuştur. Bu dövüşlerin konu edildiği çok sayıda kabartmalı blok stadyona ulaşan nekropolis yolu alanından ele geçmiştir. Yakın zamanda bulunan kabartmalar ve yazıtla donatılmış bir bloğun, Asya eyaletinin birçok yerinde dövüşlere katılmış, Kibiralı bir gladyatörün karısı tarafından yaptırılmış mezarına ait olduğu anlaşılmıştır. Son dönem araştırmalar, gladyatör mücadelesi içerikli çok sayıda ele geçmiş blokların stadyumu süsleyen parapet duvarlarına ait olabileceği yönündedir. Kibira gladyatör sahnelerinde, İkili gladyatör mücadeleleri öne çıkarken, ayı, yaban domuzu, panter ve hörgüçlü boğa ile mücadele eden dövüşçüler de bulunmaktadır.
Kübra'nın dediğim gibi kuşkusuz en çok ilgi çeken iki yapısından bir tanesi stadyon. Hatırlayalım, bu da hep kafa karıştırıyordu. Stadyum, stadyon aslında aynı şey. Stadyon Helence yazılışı, stadyum Latince yazılışı. Biz Anadolu'da genel olarak stadyon adını veriyoruz. Gerçi burada Roma kültürü yoğunluğu olduğu için stadyum da dersek yanlış olmaz. Stadyonun elbette sadece gösteri yeri dışında başka anlamları da var. Bunu daha önceki bölümlerde de izah etmiştik. Bir antik kentte, bir poliste bir stadyon aslında böyle U şekilli değildi. Başlarda bunlar tek sıra halindeydi. Tribünü tek sıra halindeydi. Ve mesela neydi hatırlayalım? Antik dünyada ölçümler stadya ile veriliyordu. Stadyon tekili, stadya çoğulu. Bir stadya yaklaşık 160 metreye eşit oluyor ki birçok bölümde size mil taşları gösterdik. İşte diyordu ki buradan falanca kente 35 stadya yol var. Yani bu şekilde uzunluk birimi olarak kullanılıyordu. Yine kentlerin böyle büyük bir stadyonu olsun veya olmasın mutlaka düzenli oyunları vardı. Belli aralıklarla yapılan ve her kent kendi takvimini bu oyunlara göre belirlerdi. Yine bilgilerimizi tazeleyelim. Mesela biz diyoruz ki milattan önce 2. yüzyılda işte Antiochus Antiochia'yı kurdu ama tabii ki Antiochus milattan önce 2. yüzyılda kurduğunu bilemezdi. İşte bunlar daha ziyade o Atina'da Yunanistan'da yapılan olimpiyatlara göre takvim veriliyordu. Bazı yerlerde özel takvimler vardı. Mesela Paros adasında bulunan Paros kronikleri, yani böyle bir kronoloji gibi bütün olayları sırasına göre dizmiş. İşte her kentte kendi takvimini kendi oyunlarıyla belirliyordu ki zaten en önemli oyunlar da böyle ilkbahar, sonbahar, ekinoks gibi dönencelerde oluyordu ki bu da takvim tutmayı kolaylaştırıyordu. Hoş bir anım var. Arikanda'da 80'li yıllarda kazı yaparken Arikanda'dan Elmalı'ya gidiyoruz. Yolda yaşlı bir teyze var, onu aldık. İşte konuşurken işte ne zaman evlendiğiniz sorusu gelince teyze şöyle bir cevap verdi. Elmalı yağlı güreşlerinin 644.sünün sonbaharında evlendim dedi. Yani elbette ki bu çağda bile hala o yerel oyunlarla takvim takip eden insanlar vardı. Antik dünyada bu yapılar işte böyle sadece bir anlam taşımıyor. Birçok anlamları, kavramları daha olabiliyor. Kübra Stadyonu gerçekten de görkemli bir stadyon. Stadyonun girişi bir propilon, yani bir anıtsal kapı ile sağlanmış ki bugün o kapının iki tane en azından ayağı duruyor. Diğerlerinde temelleri belli. Daha sonra U şeklinde bir oturma sırası yapılmış. Ama bunun sağ yanındaki bugün çok sağlam kalmamış. Hemen kuzey tarafındaki oturma sıralarının üstünde bir revaklı portiko, yani stoa yapılmış ki insanlar hani gölgede oradan yürüsünler. Ve çok ilginç bir şekilde burada ben ilk geldiğim zamanla, yani 1988 yılıyla bugün arasındaki çok açık farkı görebiliyorum. Biz neredeyse bu seviyenin 15-20 metre üzerinden yürüyorduk. Zaten oturma sıralarına baktığınız zaman simsiyah olan yerler kazılmamış olan yerler, beyaz yerler kazılarak ortaya çıkarılmış. Bugün stadyon neredeyse Şükrü Özüdoğru başkanlığındaki kazılar sonrasında tamamen açığa çıkarılmış. Merkezi bir güç olarak Kibira, coğrafyacı Strabo'nun tarafından çevresi 100 stadya, yani 18 ila 19 kilometre boyunca iyi tahkim edilmiş, korunaklı bir kent olarak aktarılmaktadır. Modern araştırmalar, kentin yayılım alanının Strabo'nun tanımına uygun olduğunu göstermiştir. Mevcut araştırmalar, kent ve çevresinin M.Ö. 5 ile 3. yüzyıllarını tanımlayabilecek arkeolojik verilerin çok sınırlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kentteki yapılaşma süreci, M.Ö. 2. yüzyılın sonundan itibaren başlatılabilmekle birlikte,
görünen anıtsal kamu mimarisi Roma İmparatorluk dönemiyle ilişkilidir. Kentin Hellenistik geçmişine iz veren en önemli anıtlardan biri son yıllarda Şükrü Özüdoğru başkanlığında sürdürülen stadyon alanı kazılarında açığa çıkarılmıştır. Kazı başkanlığı M.Ö. 1. yüzyılın başlarına tarihlendirilen bir anıt mezara ait kalıntıların kent yöneticilerinden 2. Muagetes'le ilişkili olabileceğini bildirmiştir. Roma Cumhuriyeti'nin çalkantılı sürecinde Kibira, Roma'nın Asya eyaletine dahil edilmiştir. Strabo'nun aktarımlarıyla demir, Kibira'nın yerel kaynakları içinde önemli bir ham maddeydi. Son yıllarda yapılan çalışmalar, gelişen kentleşmeyle birlikte, Kibira ekonomisinin bu önemli yerel kaynağı bolca kullandığını, bunun yanı sıra Kibiralıların seramik üretiminde de söz sahibi olduğunu göstermiştir. Yerel taş ocaklarını da oldukça verimli bir şekilde kullanmış olan Kibiralılar, kentlerini anıtsal yapılarla bezemişlerdir. Gladyatör dövüşleri şüphesiz ki özellikle Roma İmparatorluğu'nda son derece yaygın ve revaçta gösterilerdi. Anadolu'da biz böyle bir geleneğin olmadığını biliyoruz. Ancak Roma İmparatorluğu ile beraber daha çok milattan sonra 2 hatta 3. yüzyılda artık o Roma kültürünün neredeyse tamamen yerleşmesiyle Anadolu'da yaygınlaşıyor. Gladyatör dövüşleriyle ilgili çeşitli düşünceler var. Biz mesela Homeros'un İlyada destanından biliyoruz ki Akileus arkadaşı Patroklos'un ölümü onuruna düzenlediği oyunlarda çocuklar kurban ediliyor. Yine bazı cenaze ritüellerinde biz çeşitli oyunların, dövüşlerin yapıldığını biliyoruz ama hani bunlar ölümle sonuçlanan olaylar değil. İnsanlar bazen hani gladyatör dövüşlerinin bu cenaze ritüellerinden geldiğini düşündüler ama elimizde cenaze ritüellerindeki dövüş sahnelerinin ölümüne dövüş olduğunu gösteren herhangi bir bilgi yok. Bir diğer görüş de hani o düşmanınızı yeniyorsunuz, esir alıyorsunuz ve o insanları öldürüyorsunuz, idam ediyorsunuz veya insan kurban ediyorsunuz. Şunu da ifade edelim ki biz Anadolu'da insan kurban edildiğine dair çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bu daha çok Yunanistan'da olan bir şey. İlyada destanı İfigenya'nın kurban edilmesiyle başlar, Polixene'nin kurban edilmesiyle biter ki her iki kurban da Akalara yani Yunanlar tarafına aittir. İşte bu kurbanlar yerine hani bunları hani böyle kurban etmeyelim veya idam etmeyelim, böyle alenen de dövüştürelim bir şansı olsun, oradan çıkmış olabileceği düşünülüyor. Roma'da çıktığı için bir Etrus geleneği olduğu söylenebiliyor ama bununla da ilgili elimizde fazla veri yok. Yani bir yerde hakikaten insanın içindeki o vahşeti ortaya koyan, bunun bir sembolizması olan bu gladyatör dövüşlerinin biz ilk örneğine M.Ö. 3. yüzyılda Roma'da rastlıyoruz. Yine bir devlet tarafından düzenlenen bir oyunla yapılıyor. Augustus döneminde artık bunun gelişmeye başladığını görüyoruz. Hatta Augustus 10 bin kişiyi dövüştürdüğünü söylüyor arenada. Fakat herhalde sonradan kendi de yaptığı hatayı anlamış olacak ki bir yasa çıkararak gladyatör dövüşlerini 120 kişiyle sınırlandırıyor. Hatta elimizdeki bazı yazılı belgelerden sadece esirlerin veya mesleği gladyatörlük olanların değil, Romalı asilzadelerin bile sahneye çıkarıldığı, arenaya çıkarıldığı anlatılıyor. Yine antik kaynakların bize anlattığı bir bilgiye göre bir gün Odeon'da çok güzel bir konser verilirken bir anda konser salonu boşalıyor. Çünkü arenada gladyatör dövüşlerinin başladığı çanları çalıyor. Hani Roma İmparatorluk çağında artık o Yunan dünyasının sanatseverliğinin nasıl terk edildiğini, yerine bu ölümüne dövüşün aldığını ve ne kadar revaçta olduğunun güzel bir örneği. İmparatorlar bu oyunları aslında bir yerde halka hediye diye dağıtıyorlar ve biraz önce bahsettiğim daha çok o ilkbahar, sonbahar şenlikleri sırasında
bu oyunlar düzenleniyor. Elbette gladyatör deyince aklımıza gelen ilk isim hepimizin Spartacus. Kendisini hem romanlardan hem Hollywood filmlerinden tanıyoruz ama milattan önce 2. yüzyıl sonu ve 1. yüzyılda yaşamış tarihi bir kişilik. Trakyalı olduğunu biliyoruz. Cesur, iyi bir dövüşçü, hatta insancıl olduğunu biliyoruz. Spartacus isyan çıkarıyor. Az sayıda arkadaşıyla Ludus dedikleri gladyatör yerinden kaçıyor. Fakat kaçarken yanlarına silah almıyorlar. Gidiyorlar bir küçük askeri birliği basıp o askerlerin silahlarını alıyorlar. Ve bu isyan önce Roma tarafından çok fazla önemsenmese de 100 bin kişiyi bulan büyük bir harekete, isyana dönüşüyor. Ve en sonunda bunlar yenilerek isyan bastırılıyor diyelim. Kahraman Spartacus'un cesedi bulunamıyor ama çağlar boyunca kahramanlık hikayeleri kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Kibira antik kentinin nekropol alanları oldukça zengin. Az bir bölümü kazıldı ama o az kazılan bölümde bile son derece şaşırtıcı, güzel mezarlar var. Çünkü dediğim gibi Helenistik dönemden neredeyse milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına kadar sürekli kullanılmış çok nitelikli mezarlar da var. Arkamda gördüğünüzde son derece tekil bir örnek. O hani hep dediğimiz Anadolu arkeolojisinde hani Kübra'ya geldiniz, hiçbir şeyi beğenmediniz ama burada başka bir yerde zor göreceğiniz bir örnek var. Gidip ona bakalım. İşte hep soruyorlar. Çünkü mezarların hep kapısını açık görüyoruz tabii. Bunların kapısı nasıldı diye. İşte diyoruz sürgülü olanları var, mafsallı olanları var. Burada iki tane mezar in situ olarak kapıları sağlam şekilde kalmış, o şekilde bulundu. Üzerinde çok güzel bir tane kapı tokmağı var. Hani Hades'e giderken kapıyı çalıp da aşağı gidiyorsunuz. Bir tane güzel bir motif, bir vazo ve bir çiçek var. Kibira çok büyük bir kent. Bir bölümde hepsini elbette gösteremedik. Daha agorası, hamamları, o herkesçe tanınan çok meşhur Odeon'u var. Önümüzdeki hafta onlarla devam edeceğiz. Hoşça kalın.